Merhaba. Sen... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararının yankıları sürüyor. Görece ani bir karardı bu ve o yüzden tüm dünyayı ve kendi yönetiminde yer alan kişileri bile şaşırtan bir karar oldu. Biz de bugün bu kararın Irak ve Suriye'deki Kürtler üzerine etkisini konuşacağız. Konuğumuz Arzu Yılmaz. Kendisi Orta Doğu konusunda özellikle Irak-Suriye konularında uzman bir isim. Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekmesinin en azından görünürdeki sebebi kendisi böyle açıkladı. IŞİD'le olan mücadelenin bitmiş olması. Yani IŞİD'in yenildiği Türkçesi. Siz bu görüşte misiniz? Hem Irak hem Suriye için soruyorum bunu. IŞİD bitti mi gerçekten? Yani ben bu görüşte değilim ama bu zaten sadece benim görüşüm de değil. Özellikle Trump'ın bu geri çekilme kararını açıklamasının ertesinde birçok ülkeden işte ülke başkanı, başbakanı her neyse bu şeyler ne derler hani işin bitmediği gerçeğinin ikrarı birçok kişi tarafından dile getirildi. Kaldı ki son enteresan olan şu ki mesela dün gece ve önceki gün gece benim Irak Kürdistan'ında konuşabildiğim kadarıyla mesela Kerkük, Mahmur gibi bölgelerde insanlar evlerinden burnunu çıkaramıyorlar. Çünkü çok yoğun hem karadan hem havadan IŞİD'e karşı bir koalisyon güçlerinin de katıldığı yoğun bir bombardımandan söz ediliyor. Yani IŞİD bitmiş falan değil. Olup bitenin tümü neydi? Herkesin de mutabık kaldı. IŞİD'in işte Irak ve Suriye sahasında sınırları ortadan kaldıracak bir şekilde teritoriyel bir toprak kontrolü çevrelendi. Fakat IŞİD bitmedi. Yani bu dediğim gibi sadece benim gözlemim değil, bu herkesin hemen yakın sürede dile getirdiği bir gerçek. Peki o zaman şöyle bir sonuç çıkartabilir miyiz? Yani siz burada harekat devam ediyor diyorsunuz koalisyon güçlerinin. Ya öncelikle şunu Öyle. sorayım. Amerikan askerleri de katılıyor herhalde bu. Yani çünkü koalisyonda adı üzerinde birçok Karadan değil ama hava operasyonları evet şey koalisyon koordinasyonunda yapılıyor. Peki şu görüşte olur musunuz o zaman? Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump böyle dedi ama tam bir çekilme değil bu aslında. Yani böyle bir söylem var ama bir kısım güçler en azından hava kuvvetleri, keşif uçakları vesaire böyle şeyler kalacak mı acaba? Ne dersiniz? Yani ne işin açıkçası hani bu çok soğukkanlı bir tanımlama olmayabilir ama sanıyorum işin en özetinde bu cümleyle işi özetleyebiliriz. Hani derler ya bir deli bir kuyuya bir taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor diye. İşin açıkçası son olup bitenler bunu en özet ifadesiyle böyle bir şey. Şimdi öyle sizin sorunuza somut bir cevap olarak söylemek icap ederse, bakın çıkaracağı mesela Amerikan askerleri işte çekilecek falan. Her ne kadar Pentagon'un ikircikli açıklamaları bu çekilmenin ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin soru işaretleri hala cevaplanmamış olsa da, dün mesela 2 gündür Semerka kapısı, Fişhabur ya da Semerka diye bilinen yani Kürdistan bölgesel yönetimiyle Rojava arasındaki kapı ki bu kapı Amerika Suriye sahasına girdiğinden beri doğrudan hani Amerikalıların kontrolünde ve her türlü askeri sevkiyatın yapıldığı bir kapı. Daha dün akşam harıl harıl o kapıdan işte geçtiğimiz hafta PYD, Kürdistan Bölgesel Yönetimi bir yönüyle Türkiye'nin ve Amerika'nın bir tarafında olduğu anlaşmanın gereği hala harıl harıl oraya tırlar gidiyor. Yani daha öğlen birkaç kişiyle teyit ettim. O taraftan gelen var mı? Askerler ayrılıyor mu diyorum. Oradan gelen yok da hala buradan o tarafa doğru sevkiyat tırlarla devam ediyor diyorlar. Şimdi bu mevzuda iş aslına bakarsanız Trump'a kalsaydı Trump zaten bir sene önce çıkmıştı. Yani adam söyledi. Yani bu konuda aslına bakarsanız Trump kendi söyleminde tutarlı. Ama bunu yapmaya muktedir olamadı. Çünkü askeri bürokrasisi işte herkesçe de malum olduğu üzere
Pentagon gayet de rasyonel dayanaklara, yani rasyonel gerekçelere dayanarak bunun Amerikan çıkarlarına uygun olmadığını söylediler ve dolayısıyla da dediğim gibi daha bir hafta önce yapılan anlaşma, daha bundan iki gün önce Salı günü yapılan açıklamada hani böyle bir çekilmenin söz konusu olmayacağı konusunda herkes kanaat getirmişti. Yani Trump'ın çekilme konusunda bir iradesinin olduğu açıktı ama Trump'la askeri bürokrasi, Amerikan askeri bürokrasisi arasında bir görüş ayrılığı olduğu netti ve buna bağlı olarak da bugüne kadar Trump'ın dediği değil, askeri bürokrasinin dediği olmuştu. Şu anda da sahada olan hala askeri bürokrasinin dediğine uygun, yani çekilme değil, bilakis Suriye Kürdistan'ındaki Amerikan güçlerini destekleyecek ekipmanların sevkiyatından söz ediliyor. Ama Trump'ın bir emri vaki yaptığı bir vaka. Sonuçta onun için dedim zaten, hani bir deli bir kuyu bir taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor hesabı. Bundan sonra da şimdi bu ani bir geri çekilme mi olacak, yoksa 60-100 güne mi yayılacak? Sanıyorum hani buna ilişkin, planlamaya ilişkin, çünkü Beyaz Saray'da biliyorsunuz itiraf etti, bizim haberimiz yok, vallahi bir planlamamız yok, onun Pentagon üstünde çalışıyor diye. Bir bakalım, çalışsın Pentagon, hani bu aniden bir çekilme mi olacak, yoksa işte aşama aşama bunu biraz işte Minbiç modeli zamana yayma, zamanı lehine kullanma taktiğiyle mi şey yapılacak? Bu süreç, bu kriz yönetilecek. Çünkü şunu rahatlıkla söyleyebiliriz sanıyorum. Yani benim en azından temas ettiğim sahadaki aktörler özellikle son bir hafta 10 gündeki gelişmelere bağlı olarak Trump'ın geri çekilme konusundaki niyetini bilmekle beraber sahadaki gelişmelere bağlı olarak bu son alınan kararı son derece sürpriz karşılamış görünüyorlar. Hı hı. Şimdi bu iki gün önceki kararı ve etkilerini konuşacağız asıl olarak Kürtler üzerindeki, ama şöyle bir sene kadar bir geriye gidelim. Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde bir referandum düzenlendi, bağımsızlık referandumu ve oradan bağımsızlık lehine bir sonuç çıktı. Ama bu bağımsızlık gerçekleşmedi çünkü neredeyse bu bağımsızlığa karşı olmayan hiçbir ülke ya da organizasyon kalmamış gibi bir şeydi o dönem. Bunlardan biri de Amerika'ydı, sizin de çok daha iyi bildiğiniz gibi. O dönemden bugüne, yani bu Trump'ın son kararına kadar durumlar nasıldı Kürtler için, Amerika'ya bakış? Yani bir hayal kırıklığı herhalde vardı, değil mi? Burada birkaç tane söylenecek şey var. Unutmadan hepsini bir sıralamaya çalışayım. Birincisi, Rojava'daki ya da Suriye'deki Kürtlerle Irak'taki Kürtlerin Amerika'yla işbirliklerinin niteliği, taahhüt çerçevesi farklıydı. Bunu söyleyelim. İkincisi, hani bunu hep dendi ya, işte Amerika'nın sözünü dinlemedi, Irak Kürtlerinin başına gelenler hep Amerika'yı dinlemedikleri için oldu. Ne oldu? Yani Suriye'deki Kürtler de çok dinlemiş görünüyordu. Ama gelinen aşamada sonuç çok farklı olmadı gibi görünüyor. Üçüncüsü ise işte Irak Kürtlerinin başına ne geldiyse bağımsızlık istedikleri için geldi. Suriye'deki Kürtler bağımsızlığı hiç söylemediler, hiç bilakis ısrarla biz Suriye'nin bütünlüğü. Velhasıl bunların hepsi bahane. Özünde bana sorarsanız olan nedir diye. Bir şöyle bir durum oldu. Şimdi Kürtlerin Kürdistan coğrafyasının hem askeri olarak kontrolü hem siyasi olarak temsilinde tek aktör olarak sivrildiği bir süreç yaşadık biz. Şimdi bunun enteresandır ki bu benim sıklıkla söylediğim üzere mevcut politik sınırları silikleştiren bu yeni durum, enteresan bir şekilde bir başka aktör IŞİD de aynı şeyi yapmıştı. Ve işte IŞİD'le savaş, çünkü işte ya da IŞİD'i çevreleme bir kez sonlandığında nihayet ben bunu hatta bir yıl önce Medyascope'a da söylemiştim yine referandum bağlamında konuştuğumuzda. Dolayısıyla da bugün aslında işte bir Ocak'ta Efrin'de olan, geçtiğimiz Eylül-Ekim Kerkük'te olan,
referandum sürecinde ya da bugün Fırat'ın doğusunda olan aslında Kürtler için sürpriz bir tarafı yok. Çünkü mevzu şuydu, Kürtler sınırları aşan, yani Mesut Barzani'yi hatırlarsanız bir meydan okumaydı Şengal'in operasyonu sonrasında. Biz Sykes-Picot'u tanımıyoruz, yeni sınırlar çizeceğiz dedi. Bu meydan okumaya karşılık bu sınırları aşan Kürt siyasi temsili ve askeri hareketliliğinin Orta Doğu'da statükonun yeniden tesisi sürecinde geriye döndürülmesi gerekiyordu. Ve bu sürecin startı da referandumla birlikte verildi. Arkasından Kerkük geldi, Efrin geldi ve Fırat'ın doğusunun da en azından bugüne kadar geldiği biçimiyle yürümeyeceğine dair kanaat yerleşmişti. Nitekim işin açıkçası bu hani Şam mesela, şimdi yorumlar okuyorum, Şam'la sanki işte bu yeni durum, hani Trump'ın açıklaması sonrasında Kürtler yüzünü Şam'a dönmüş gibi bir yeni durummuş gibi bundan bahsediliyor. Hayır, yani Şam'ı her zaman denklemde Kürtler tuttu. Özellikle de son bir yıldır benim takip edebildiğim kadarıyla Türkiye'nin oluşturduğu tehdit ölçüsünde, kaldı ki Amerikalılar da bunu destekliyordu. Şam'la Rojava'nın ya da işte Fırat'ın doğusundaki Rojava yönetiminin daha yakın bir ilişki kurmasının diyalog kapısı en azından hiçbir zaman kapatılmamıştı. Onun için de bu olanlar benim görebildiğim kadarıyla Kürtler açısından sürpriz değil. Ama gelinen aşamada işin nereye varacağına ilişkin bir projeksiyon yapmak gerekirse de sanıyorum bu Kürtlerin, Suriye'deki Kürtlerin Şam'la bir aralık tutmalarının faydası bu yakın zamanda Kürtlerin en azından Türkiye'nin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmede başvuracakları ilk adres gibi ortaya çıkıyor. Donald Trump'ın kararı en azından bizler için sürpriz oldu. Her ne kadar geçmişte Suriye'den çekileceğini söylese de, hatta seçim kampanyasından bu yana söylüyor. Ama zamanlama olarak, yani şu gün olacağını en azından biz tahmin etmemiştik. Kürtler tahmin ediyor muydu? Yani sürpriz değil dediniz ama bu zamanı, tam bu günleri tahmin ediyorlar mıydı acaba? Bakın şunu için ben aslında en başta söyledim, sonra onu açmadım. Yani Suriye Kürtlerinin şeyle Amerika ile angajmanları Irak Kürtlerinden farklıydı diye. Şimdi bu aslına bakarsanız Amerika ile işbirliği, biliyorsunuz Suriye Kürtleri 3. yol diye, iç savaş başladığından beri 3. yol diye açıkladıkları bir strateji benimsemişlerdi. O da neydi? Biz işte Kürtlerin çoğunlukta olduğu alanda kendi yönetimlerimizi oluşturacağız. Bunun tanınması ve korunması yolunda bizimle işbirliği yapacak her aktörle de işbirliğine hazırız. Rakka operasyonuyla birlikte bu üçüncü yolda bir üçüncü yol durumundan bir sapma oldu ve Suriye'deki PYD, YPG artık ne derseniz bir Amerika ile askeri bir angajmana girdiler. Bunun aslına bakarsanız askeri olarak Suriye'deki Kürtleri güçlendirdi ama siyasi olarak elini çok zayıflattı. Çünkü oradaki görece orada birçok siyasi aktörle birlikte hareket etme kabiliyeti, çünkü Amerika ile girdiği askeri angajmanla bu eli zayıfladı. Bu geldiğimiz aşamada da ama bu askeri angajmana rağmen, sorunuza cevap olacak olması için söylemek icap ederse, buna rağmen Amerika'da zaten hiçbir zaman bizim önceliğimiz IŞİD'dir. Yani çok yakın zamanda bir iki tane böyle açıklama yapıldı. İşte masada Pompeo'ydu zannediyorum. Masada Kürtleri görmeliyiz. Hani Cerebe'de falan diye. Aslına bakarsanız Amerika siyaseten askeri desteğine rağmen siyaseten PYD'nin, YPG'nin beklentilerine karşılık gelebilecek bir pozisyonu hiçbir zaman almadı. Ne Cenevre görüşmelerinde destekledi PYD'yi, ne işte dediğim gibi öbür taraftan mesela Rusya çok açıktan birçok kez desteğini açıklamışken ve fakat Amerika ile girdiği askeri angajmandan dolayı Rusya ile ilişkileri zayıfladı. En son tahlilde
zayıflamış da olsa dediğim gibi bu ihtimali her zaman göz önünde tuttukları için diğer aktörlerle kapıları hiçbir zaman kapatmamışlardı. Onun için de bu sürpriz olsa da olmasa da bu öngörüye uygun. Zaten hali hazırda sahada olanlar da bunu gösteriyor. Altyapısı hazırlanan şeylere alternatif yollar üzerinden yürümeye çalışıp en azından en yakın tehdit Türkiye'nin bir askeri operasyonuna karşı onlar da manevra alanlarını genişletmeye çalışıyorlar gibi görünüyorlar. Evet, ben Suriye Kürtlerinin Esad'la yakınlaşması sorusunu soracaktım ama siz ben sormadan cevap verdiniz. Teşekkürler. Başka şey, zaten dedim ki bu aslında siyaseten tutturdukları şeyleri de tutarlı ama mevzu şu, yani Esad bunun ne kadarına hani işte diyelim ki mesela şeylerin petrol alanlarının, barajların, şunların bunların kontrolünde nasıl bir güç paylaşımı yapılacak? Şimdi hiç şüphesiz P7'nin eli zayıflamış vaziyette ama bu güç paylaşımındaki oranların hani Kürtler bundan ne kadar avantajlı, dezavantajlı? Şimdi bakın şeyin hani Amerika'nın çekilmesinin yani bir hızlıca oraya da bir not düşmek gerekirse şimdi Esad'ın da bu işine gelir. Çünkü asıl mevzu bence İsrail'i hiç konuşmuyoruz. Yani Amerika'nın çekilmesiyle birlikte ben kişisel olarak en azından sahayı takip edebildiğim kadarıyla bu çünkü Arap Savaşı'nın yani şey Suriye'de iç savaş başladığında başında da böyleydi. Hani Kürtler lehine bir çekilme olmuştu Şam'ın. Çünkü öncelikleri farklıydı. Şimdi bugün de bence Şam'la Kürtlerin zaten dezavantajlarını konuştuk. Ama Şam'ın da Türkiye'nin tüm Suriye-Türkiye sınırının tümüyle kontrol altına almasına karşılık Kürtlerle zaten var olan işbirliğini çerçevesinde bir anlaşmaya yanaşıp Türkiye'yi şey yapmak, bloke etmek, onun yerine güneyine İsrail tehdidine yönelmeyi ya da ona yoğunlaşmayı tercih edeceğini tahmin ediyorum. Ama bunlar tabii de dediğim gibi bakalım şey Amerika çekilecek mi gerçekten? Hızlı bir çekilme mi olacak 60-100 günde? Bir şu 100 gün geçtiğinde hani bir plan açıklansın. Plan açıklandığında bu hızlı çekilme mi uzun çekilme mi olacak? Sonunda bir en son Amerikan askeri çıkana kadar bu konuştuklarımızın hepsi spekülasyon olacaktır. Şimdi gerçekte ne olacak hala hiçbirimiz bilmiyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Ama elimizdeki ve en azından ülkelerin liderlerinin söylediklerini doğru kabul ederek bir varsayımda bulunursak. Şimdi Amerika oradan çekiliyor. Çok büyük bir oyuncu oradan eksildi. Geriye kaldı Rusya, İran, Türkiye, Kürtler. Siz biraz önce değindiniz ama pek konuşulmuyor aslında. Bir de İsrail var tabii. Şimdi bu durumda nasıl gelişmeler bekliyor bizi? Yani Kürtler kime doğru yakınlaşması daha olası? Herhalde bu Türkiye olmayacaktır. Yani bir de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını söyledi. Bunu da doğru bir veri olarak kabul ediyoruz. Çünkü birkaç kere söyledi ve zamanında yakın olduğunu söyledi. Şimdi Türkiye'nin böyle bir operasyonu olduğu takdirde ki olacak gibi gözüküyor. Sizce nasıl bir oyun oynar Kürtler? Kürtlerin oyun alanı daraldı. Bir kere bunu bir şey yapalım, tespit edelim. Çok fazla alternatifi de yok. Burada ben Amerika'nın uzun süredir işte James Jeffrey'nin de çok sık Jefferson'ın da çok sık tekrarladığı gibi hani Türkiye'nin Suriye'deki Kürt gerçekliğini tıpkı bir zamanlar Irak'ta olduğu gibi kabul ettirmeye dönük bir ara bulucu, bir ara yol bulma çabasının ben Rusya'nın inisiyatifinde çok daha feasible, daha yapılabilir bir proje olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Kürtlerin çok fazla oynayacak alanı yok. Yani Suriye Kürtleri özelinde konuşursak işte en fazla Şam'a daha tavizkar davranıp en azından Şam'ın
egemenlik hakları üzerinden Türkiye'nin saldırılarını bertaraf etmek gibi herkesin öngörebileceği bir yolu tercih edeceklerdir. Ama mevzu şu ki sonuçta bir eğer mevzu Suriye'de bir siyasi çözümün sürdürülebilir bir istikrarın ki Rusya bu konuda bence çok ciddi. Yani işin açıkçası bu süreçte Orta Doğu'da özellikle Suriye'de en tutarlı aktör Rusya oldu desek yanlış olmaz. Neyse sonuçta mevzu buysa eğer Rusya hem biliyorsunuz Rusya PKK'yı terör örgütü kabul etmez. Biraz önce söylediğim gibi PYD ile en başından beri hem siyasi hem diplomatik alanda en büyük desteği veren devlet, küresel aktör, bölgesel aktör Rusya'ydı. Dolayısıyla da siyasi çözüm Rusya bu şeyde Suriye'de siyasi çözüm Amerika'nın da çekildiği varsayım üzerinden konuşuyoruz bu arada. Siyasi çözüm süreci hızlanacaktır. Eğer niyet buysa da Kürtlerin bir şekilde kazanımlarının Kürtlerin istediği ölçüde olmasa dahi hiç kuşkusuz 2011 öncesine dönülemeyeceği gerçeğine bağlı olarak ve Rusya'nın bugüne kadar verdiği desteği de göz önünde alarak bu denklemde varlığı tanınmalı ve sayılmalı. Rusya'da ben tahmin ediyorum ki Rusya'da bu konuda Kürtlere destek olacaktır ve bu bağlamda da Türkiye ve şunu unutmayalım, hani Kürtler meselesinde iki tane bölgesel aktörün tutumunu göz ardı edemeyiz. O da İran ve Türkiye ve bu her iki aktörle de yakın işbirliği yapma kapasitesine sahip tek bölgesel ve küresel güç hali hazırda Rusya. Dolayısıyla bu avantajları kullanarak ve Suriye'deki istikrar, hani bunu bir başarı hikayesi olarak Rusya en kısa zamanda sonuçlandırma niyetiyle hareket ederse Kürtlerin ve Türkiye ve İran aynı anda hani bir anlaşma durumuna getirebilir. Burada tabii ki bir parantez açmak gerekirse PYD ve PKK ayrımını yaparak konuşmak gerekir. Çünkü PKK üzerindeki hani bir anlaşma ancak PYD'nin Suriye çerçevesinde tanınması olabilir. Ama PKK üzerindeki baskının bu önümüzdeki süreçte daha da artacağını tahmin etmek zor değil. Bu konuda Rusya hani tıpkı Amerika'nın yaptığı gibi Türkiye'nin elini tutmak gibi bir gayret içinde olmaz herhalde. Şimdi süremiz daralıyor. Şöyle bir toparlayacak olursak bu programda tüm konuştuklarımızı son bir özet olarak sizden yine bir yorum bekleyelim o zaman. Birçok yorumda bu Amerika'nın çekilmesi Suriye'den olayının en büyük kaybedeninin Kürtler olduğu söyleniyor. Siz ne dersiniz, buna katılır mısınız? Bence bunun en büyük kaybedeni Amerika'nın kendisi. Yani, peki bölgede kalanlar için o zaman konuşalım. Dediğim gibi ben bu hani Kürtlerin Amerika ile işbirliğinden kazançlarının sınırlarıyla yüzleştikleri süreci bugünle tarif etmiyorum. Bu dediğim gibi bir yıl önce çoktan hani piyasa deyimiyle satın alınmıştı. Dolayısıyla da bunu biz geçen süreçte konuştuk, bitti. Hani bundan sonra kaybedecek olan dediğim gibi bu hani Orta Doğu ölçeğinde Amerika'nın kendisidir. Yani bu Amerika'nın kaybetmesi durumunda Rusya bu boşluğu dolduracaktır. Ve işin açıkçası hali hazırda bölgedeki denklem de bu boşluğu Rusya'nın doldurmasına uygun bir şekilde ayarlamalara da hani çok şey değil, hani bu çok da zor olmayacaktır. Eğer Amerika gerçekten çekilme konusunda kararlıysa, işte bugün Afganistan'dan gelen haberler falan da hani bu konuda daha büyük, hani Kürtlerden, Suriye'den daha büyük bir çerçeveden bahsediyoruz anlaşılan. Dolayısıyla da hani Rusya'nın zaten 2015'te birlikte bir şeyi vardı. Hani Suriye sahasının patronu deyim yerindeyse Rusya olmuştu. Bunu sahada bütün aktörler kabul etti. Bundan sonra bunu Suriye'yi de aşan bir şekilde olacaktır.
ne derler, genişleyeceğini tahmin edebiliriz. Kürtler de bunun Amerika ile ilişkilerin kaybedeni olduğu, Suriye ile Rusya'nın inisiyatifinde gelişecek yeni bir Orta Doğu şeyinde, denkleminde bu kayıplarını hani kazanca bunu çeviremeyebilirler ama kayıplarının da hani en azından var olan durum koruma konusunda da daha avantajlı duruma gelebileceklerini söyleyebilirim buradan şu anda görünen itibariyle. Azu Hanım, çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Bugün Orta Doğu uzmanı Arzu Yılmaz'la Donald Trump'ın 2 gün önce verdiği Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Suriye'den çekilme kararının Kürtler üzerindeki bölgedeki, Irak'taki ve Suriye'deki Kürtler üzerindeki etkisini ve neler olabileceğini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.